kimin elinde ne delil varsa savcılığa başvursun. Elinde bilgisi belgesi olan savcılara gitsin dedi ya. Şimdi Türkiye 15 Nisan 2021'den beri bir tane cesur, namuslu, hukuk normlarına saygı gösteren savcı arıyor, bulamıyor. Hiçbir savcıyı itham etmiyorum. 6588 savcımız varmış. 6588 savcımızın içinde 15 Nisan'dan beri Türkiye'nin, vatandaşın, herkesin konuştuğu, açalım efendim, devlete bulaşan çamuru, devletin içine düştüğü kepazelikten devleti çıkaracak bir savcı bulamadık. Ne acıdır ki bugün de 267 sıra sayılı kanun teklifi ile AK Parti şunu yapmak istiyor. 6588 savcının yetkisini 81 savcıya devredelim. 81 savcıyı daha kolay kontrol ederiz. Maazallah ola ki 6588 savcıdan bir cesur yürek çıkabilir endişesiyle bugün genel kurulun gündemine gelen kanun teklifinin özü şudur. 6588 savcı kendi başına soruşturma evrakı açamayacak. Öyle mi? 81 başsavcıyı bunlar atayacak. 81 tane kapı kulu sarayın emrine girecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu madde bu tasarımdan çekilmediği müddetçe de bugünkü teklifte olumlu maddeler de var. Demokrasimiz adına yok, tahammülümüz yasama adına yok, tahammülümüz Türkiye adına yok, tahammülümüz adalet adına yoktur. Yüce Genel Kurul'a arz ederim. Bakın, sayın grup başkan vekillerinin konuşmalarıyla benim hepsine birden cevap verme süremi lütfen bakın. Bu şöyle sonuç, öyle mi? Siz söyleyin. Siz her türlü ağır eleştiri, itham, her türlü, genel olarak söylüyorum. Yani grup başkan vekilleri olarak partimize, milletvekillerimize, politikalarımıza her türlü ağzınıza gelen şeyi söyleyin. Biz de susalım. Öyle bir durum yok. Öyle bir durum yok. Neyse, cevabını veririz. Bu konuyla ilgili de bakınız. Bu konuyla ilgili de evet, şiir okuyayım isterseniz. Evet. Şu şiir bak. Patlat başkanım. Evet. Buyurun başkanım. Sizin de başkanım. Size şiiri inşallah millet okuyor. Millet okuyor. Size şiiri millet okuyor. Evet. Açalım mikrofonu. Evet. Buyurun Sayın Akbaş. Biz zalimin hasmıyız. Ancak mazlumun yanındayız. Ve biz her zaman, merak etmeyin, hakkı tutar kaldırırız. Bizim siyasetimiz hakikat siyasetidir. Yalan siyaseti, iftira siyaseti değil. Bunu da en güzel maşeri vicdanında, egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğu millet sandık terazisinde ve hükmünde ortaya koymuştur. Onun için biz iktidarız değerli arkadaşlar. Şiiri onun için en güzel okuyan aziz ve asil milletimizdir. Ben milletime tebrik ve teşekkürlerimi bu vesileyle tekraren arz ediyorum. Bununla beraber değerli arkadaşlar, şunu ifade ediyorum ki biraz sonra inşallah gündeme geçtiğimizde görüşeceğiz. İlgili arkadaşlarımızla. Buyurunuz efendim. Niçin böyle bir düzenlemenin gerektiğini ortaya koyacaklar. Bu düzenleme bir zorunluluk nedeniyle uygulamadaki birliği idari anlamda, sadece idari tasarruf anlamında, yargısal bir tasarruf anlamında değil, uygulama birliğini sağlamaya dönük bir yaklaşımdır. Yanlış bilgi ve yanlış yoruma dayalı bir ithamda bulunulmuştur. Şimdi ithamda bulunacaksınız, her türlü suçlamayı yapacaksınız, sarayın yargısı diyeceksiniz, yargıyı töhmet altında bırakacaksınız, hakim ve savcılara her türlü hakareti yapacaksınız. Biz hak ve hukuku
savununca da buna... Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz, buyurunuz. Sayın Başkan, hani dedi ya İçişleri Bakanı hakkında savcı soruşturma yapar, yargı tarafsız, bağımsız. Doğrusu buna sadece bir hukukçu olarak çok üzülüyorum. İki örnek. Esat Toklu geceliği 100 bin lira olan bir otelde bedava tatil yapıyor ve açıklama yapıyor. Diyor ki yargının %25'i daha büyük olanaklara sahip. Sadece bir bilgi olarak söylüyorum. Diğeri de Eyüp Akbulut pandemi dönemindeki önlemler yetersizdir. Hukuka aykırıdır diye soruşturma açtı. Görevden uzaklaştırıldı. Ya hangi savcı İçişleri Bakanı hakkında soruşturma açsın? El insaf ya. Savcı ve hakimlerin elini, kolunu, gözünü, ağzını bağlamışsınız. Ya itaat edeceksiniz? Sayın Altay. Ben ya da grubumuza mensup hiçbir sayın milletvekili Sayın Akbaşoğlu'nun biraz önce itham ettiği gibi hakim ve savcılara hakaret etmedik. Ama bir durum tespiti yapmak siyaset müessesesi olarak bizim hakkımızdır. Diyoruz ki Türkiye'de maalesef yargı sarayın basıncı, baskısı vesayeti altındadır diyoruz. Erdoğan'a hakaret edildi diye 60 bin kişiye soruşturma açan savcılar 15 Nisan'dan beri ortaya saçılan bu kanalizasyon patlağını niye görmüyor? Burunları bu kadar tıkalı mı? Gözleri kör mü? Kulakları tıkalı mı? Ağızları bantlı mı? Elleri bağlı mı? Böyle savcı olur mu? 6588 savcı. Neredesin kardeşim? Ben Tayyip Erdoğan'a laf edince ve sen soruşturma başlayıp meclise fezleke yollamayı biliyorsun. Açalım mı? Bu yargıya bir hakaret değildir. Yargıya hakaret eden bizatihi Sayın Erdoğan'dır. Onlara bu kadar baskı yaparak, çay bahçesinde cübbe iliklettirerek yargıya biri hakaret etmişse Erdoğan etmiştir. Ve çok bilinen bir söz vardır. Makamı kendi mülkü zanneden önce yargının gırtlağına çöker. Tıpkı Erdoğan'ın yaptığı gibi. Bunda ne var? Bunun Sayın Akbaşoğlu sonu gelmeyecek bunun. Buyurunuz, buyurunuz Sayın Akbaşoğlu. Olması gereken sizsiniz. Buyurunuz. Ama buyurunuz. Ama suçlamalara devam ettirenler, hayır, yeni suçlamalara ben söz hakkı da, veriyorum. Buyurunuz. Nereden geldiği görüyorum. Buyurunuz efendim. Sonuçta hakimler, savcılar yüksek kuruluna yüksek değil, alçak demek hakimlere ve savcılara hakaret değil midir? Bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bütün bu manada bakın kime yapılırsa yapılsın hakaret suçtur. Eleştiri başka, hakaret başka. Kim kime hakaret ederse bir suç işlemiştir ve bir de olabilir, bin de olabilir. Hakaret suçtur. Kim hakaret ederse suç işler ve savcılar da gereğini yaparlar. Hepimiz için eşit ve geçerli olan hukuk düzenini bir takım yorumlamalarla buradan sarayın yargısı diyerek açalım mikrofon. Sarayın yargısı diyerek hem yürütmeyi hem milletin seçtiği yürütme gücünü kullanan devlet başkanını hem de bütün yargı camiasını itibarsızlaştırmaya dönük yaklaşım hakaret değil de nedir? Sonuç itibariyle bunlar hakarettir. Hiç kimsenin kimseye baskıladığı falan yoktur. Hiç alakası yoktur. Tamamen bir gölge boksu olarak bir uydurma söz konusudur. Uydurduklarınıza inanarak burada gündemi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul etmeyin. Sayın milletvekilleri, herkes gündeme dönmek durumundadır. Sayın milletvekilleri, ara vermek zorunda kalacağım. Müsaade edin, devam edelim. İstirham ediyorum Sayın Altay. Ben sizden istirham ediyorum Sayın Altay. Biraz şimdi izninizle sayın milletvekilleri.
Şimdi sisteme giren sayın milletvekillerine yerlerinden birer dakika süreyle söz vereceğim.